Ertuğrul selam. Şu an mikrofon ve kamera test. Az önce canlı yayın test yayınımı yaptım. Kullanacağım mikrofon şu. Kullanacağım kamera da bu. Şu an çektiğim kamera. Şu tip bir açı olacak. Ama akşam olacağı için şuralara koyacağım. Işıklarla burayı birazcık daha aydınlık yapacağım. Kendim burada otururum diye düşünüyorum. Konuğumu da buraya alacağım. Biz sizin yazdıklarınızı buradan okuyabileceğiz. Sanki güzel olacak. Neyse, şimdilik bu kadar. Ben birazcık nelerden bahsedeceğiz, onları çalışayım. Bir şey söyleyeceğim. Manyak bir program çıkarttım canlı yayın için. Bence herkesin, yani hepinizin çok hoşuna gidecek. Program şöyle. Saat 10'da İstiklal Marşı ile başlıyoruz. Saat 10'u 5 geçe programı açıklıyorum size. Sonra ben kimimi anlatıyorum bir kısaca. En sonunda da tekrar İstiklal Marşı ile canlı yayınımızı bitireceğiz. Bence çok güzel plan. Ya zaten plansız canlı yayın olmaz. Çok heyecanlıyım ya. Neyse, şimdi ben bir prova yapayım. Çok iyi parça. Şu an tam 5 saat 45 dakika var. Arkadaşlar, canlı yayın hazırlıklarım tam gaz sürerken inanılmaz bir haber aldım. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Fuck Up Nights diye bir şey var. Fuck Up Nights. Buraya yazıyorum. İnternetten bakarsınız. Zorlu Center'da, bu salonda, inanılmaz bir salon, bu eventi düzenliyorlar. 4 kişi çıkıyor sahneye ve başarısızlık hikayelerini anlatıyorlar. Ve bu 4 kişiden birisi sizce kim? Acayip heyecanlıyım şu an. Vallahi bile bak, yani kalbimi duysanız, kalbim güp 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 atıyor. Şöyle bir şey var. Bugün ayın 22'si. Bu olay 30 Eylül'de olacak. Yani önümde benim 8 günü var bunun için. İnşallah güzel olur. Yani buradan size ilk kez böyle heyecanlı haber veriyorum. Ben bunu tabii ki de oranın kamera arkasını çekerim, size vlog yaparım. Oralar ayrı. Hiç konu bile değil. Önemli olan ne biliyor musunuz? Bunu burada sizinle ilk kez paylaşıyor olmam. Çok büyük bir salon. Gelmek isteyenleriniz olursa, İstanbul'da olanlarınız olursa hepinizi bekliyorum oraya. Bence enteresan bir gün. Yani insanların başarısızlık hikayelerini anlatmaları. Ne anlatacağımı bilmeden konuşuyorum ama kesinlikle bu kanala, Resul'e, Terzi Baba'ya, sizlere bağlanacak konunun sonu. O yüzden belki orada görüşürüz. Belki burada görüşürüz. Biz kesin bir yerlerde görüşürüz. Arkadaşlar, haber üstüne haber ya. Bunu da eşimden önce sizle paylaşıyorum ilk. Bu bulunduğum ofis satılıyor. Manyak vlog oldu yalnız bu. Gerçekten kanlı canlı konuşuyorum şu anda size. Tam 5,5 yıldır içinde bulunduğum bina ve bu mahallenin de ne kadar değerli olduğunu biliyorsunuz benim için. Satılıyor ve benim buradan çıkmam lazım. Yani burayı boşaltmam lazım. Ve Amsterdam'a gidiyorum. Tam net değil ne zaman satılıyor, ne oluyor. Çünkü satılmadan önce bir renove etmek istiyorum. Yani bir boyamak, bir sağını solunu toparlamak. Bilmiyorum nasıl olacak bu işler. Bunu da crowdsource'a mı çevirsek? Beni ofisine isteyen var mı? Gülüyorum ama üzgünüm, yemin ediyorum. Oha, bak hayat böyle işte. Bir seni mutlu edici haber ve arkasından bir telefon seni mutsuz edecek bir haber. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bunların hiçbirisinden bu canlı yayında bahsetmeyeceğim. Siz bunu canlı yayından sonra bu videoda göreceksiniz. Bu da zamanın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Neyse, ben canlı yayın hazırlıklarıma devam ediyorum. Aynı anda mı geldiniz bize? Ben kapıya bastım, Muhammed abin oraya gittim su almaya. Abi 1 saat 13 dakika kaldı. Burada yapacağız, bu odada. Bak, 10 dakika ara. Ha, 10 dakika ara öyle mi? Alican. Ya. 2 saat 12'de soruları cevaplayacağız. 12 mi? Evet. O kadar sürecek mi abi? Bence gidecek oraya kadar. Şu an ışıklarımızı kuruyoruz. Ben sabahtan beri bir de vlog çekiyorum. Ha, canlı yayın günü. 5 saat doğru. Kaldı, 4 burada saat kaldı. Burada içerik neticede. Tabii canım, asıl bu içerik sanki. Abi girdi canlı yayına. Bak bak bak, seni yapıyordum. Arkadaşlar, şu an canlı yayına girdik. Bir şey yok. Hangi ses mi? Gerçekten şu an hayatta en heyecanlı olduğum an. Bir program var, canlı yayın akışı, her canlı yayında olması gerektiği gibi. 22.30'da ben kimim mi anlatacağım, birçoğunuz merak ediyorsunuz. Ya canlı yayın abi, bu canlı yayın ya. Dokunmayın abi. Hayır abi, canlı yayın. Sesle izlediğinde baksana bir sıkıntı var mı yok mu?
Senin internetle alakalı. Şu an 10 dakika ara verdik. Böyle duruyoruz 10 dakika ara. Canlı yayınlarda böyle oluyor demek. Böyle duruyoruz, bekliyoruz. Rejiden haber gelmesini bekliyoruz abi. 1 dakika sonra canlı yayınlarız. Abi orada su var mı ya? Son 5 dakika. Duygusal anlar yaşanıyor stüdyoda. Son 5 dakika. Ve yayın böyle bitiyor. Müthiş. Ya abi ya. Ve konuğumu burada sizlerin de huzurunda veda ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu yayını izlediğiniz için. Alkışlarla Ali Can'ı, siz de alkışlar mısınız şeyden? Canlı yayında siz de alkışlayın. Ben gitmiyorum, daha İstiklal Marşı var. Ali Can'ı alkışlarla yolluyoruz. Bir an gideceksin zannettim. Tamam, ineyim ben ha. De ne yapayım dedim. İn. İneyim abi. İn. Tamam. Görüşürüz. Tamam. Şey nerede? Gitar nerede? Bu tarafta. Can gel. Gitar. Ya abi bir veda etmedin. Aa veda etmedin. Vallahi veda etmedin. Ya sabit topik şey, bu kanalı nasıl ileriye götürürüz? Proje geliştirmek aslında. Benim canlı yayınları yapmaktaki amacım buraya da birilerini çağırıp sizlerle beraber burada proje geliştirmek abi. Şunu yap, bunu yap. Öyle oldu. İlk canlı yayınım az önce bitti. Az önce değil, yaklaşık bir saat önce. Batu ve Alican ofisi terk etti. Ben de yayına bakıyorum şöyle. Şunu söyleyeceğim. Bence son 15 dakika muhteşem. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere.